Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir? Cevap: meşrutiyetçilik. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit kabul edilmesi Atatürk ilkelerinin hangisinin gereğidir? Cevap: halkçılık. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? Cevap: Uşi Anlaşması. Hangisi 1. Dünya Savaşı'nda oluşan ittifak devletlerindendir? Cevap: İtalya. Hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? Almanya'nın büyük bir güç haline gelmesi. İlk TBMM'de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir? Cevap: Gümrü Barış Anlaşması'nın imzalanması. Milli mücadele sırasında İstanbul hükümetinin yetersizliği karşısında ilk defa geçici bir hükümet oluşturulma fikri hangisinde belirtilmiştir? Cevap: Amasya Genelgesi. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde aktif olarak rol almamıştır? Cevap: Batı Cephesi. Aşağıdaki maddelerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerinden değildir? Cevap: Ege Adaları'nın silahsızlandırılması. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin açılışından önce olmuştur? Cevap: Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi. Hangisi Atatürk ilkelerini bütünleyen ilkelerden değildir? Cevap: Cumhuriyetçilik. Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap: Anayasada sayılan yüksek mahkemeler arasında Yüksek Seçim Kurulu yer almıyor. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek hak ve özgürlükler kapsamına girmez? Cevap: Kimsenin dini ibadetlerini yapmasına engel olunamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı. Bu çekirdek hak ve özgürlükler kapsamında yer almıyor. Kimsenin dini ibadetler yapmasına engel olunamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı. Tüzüklerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Tüzükler Anayasa Mahkemesi'nin incelemesinden geçirilerek çıkarılmıyor. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Milletvekillerinin yasama fonksiyonunu yerine getirirken hakaret, hareket ve sövme gibi sözle işlediği suçlar yasama sorumsuzluğu kapsamına girmez diyor. Oysa ki giriyor. Devam edelim. Anayasaya göre istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur? Milletvekilliğinin düşmesi istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nca tespit edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun kararıyla düşüyor. Meclis soruşturması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Cevap: soruşturmanın 2 aylık sürede bitirilememesi halinde soruşturmanın kendiliğinden kalkacağı olacak. Bir toplumsal siyasal olgu niteliğiyle devlet bugüne kadar hangi bilim dalları ve disiplinlerin inceleme konusu olmuştur? Felsefe, tarih, hukuk, ekonomi, politik, siyasal bilim, sosyoloji, antropoloji seçeneklerin hepsi doğru. Cevap: hepsi. Devlet nedir? Yine cevabımız: hepsi. Bir ulusun kendi kaderine başka devletlerin değil kendisini belirlemesi, başka devletlere karşı ilan edilmiş bir ulusal hükümranlık hakkı sahipliğindendir. Toplumun siyasi, hukuksal, yönetsel düzeninin nasıl olduğunu yansıtan örgüttür. Hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden değildir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel iktidarın bir birimi de değil tabii ki. Başbakan ve bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı nasıl bir sorumluluğu vardır? Siyasi sorumluluğu vardır. Genel yönetimin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli olan bakanlıkların düzenlenmesine uyulması zorunlu olan ve yasada tek tek sayılmış olan ilkeler hangisidir? İdarenin bütünlüğü, etkili bir idare, iş bölümü, kontrol koordinasyonu sağlanması, görev çakışması ve israflardan kaçınılması. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yargı yetkisi Cumhurbaşkanı adına mahkemelerce kullanılmıyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz? Uygulamayı isteme yer almıyor. Devlet memurlarına tanınan haklardan değildir. Toplu şikayet ve toplu müracaat. Bizde bu grevdi. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir? Yolluk giderleri ve gündelikler. Devlet memurlarının müracaat şikayetlerini izleyen usul aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru denilmiştir? Sözlü ve yazılı veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla yapılıyor.
Muvazzaf askerlik durumu devlet memurunda 2 soru var. İkisinin de cevabı 30 süre olarak. Bir göreve açıklanan aday asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman kazanır? Göreve başladıkları günden itibaren devlet memurları için yazlık kıyafet 15 Mayıs'ta başlıyor. Devlet memurlarına konan yasaklardan biri değildir. Tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurullarının üyesi olmak. Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin yapılmasını aranılan şartlardan değildir? Bulunduğu derecenin 4. kademesine 1 yıl çalışmış olmak derece yükselmesini aranan bir şart değil. Disiplin cezaları konusu yapılan itirazlara merciler kaç gün içinde karar vermek zorundalar? 30 gün içerisinde karar vermek zorundalar. Olumsuz sicil alan devlet memurlarına atama heyeti yetkili sicil amirince uyarı itibaren yani çok kaç ay içerisinde itiraz edilir? 1 ay içerisinde itiraz ediliyor. Devlet memurlarına verilen disiplin cezası değildir. Yine derecenin ilerlemesinin durdurulması. Memurluktan çıkarma cezasını yüksek disiplin kurulu veriyor. Soruşturmayı yapan yetkili disiplin kurulunun nokta nokta verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan 7 günden az olmamak üzere. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından uygulandıktan 5 yıl sonra sicil dosyasına silinir. Uyarma ve kınama 5 yıl, maaştan kesme 10 yıl içerisinde siliniyor. Resmi yazının tanımı, resmi yazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında gerçek veya tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi, elektronik ifade ifade ediyor. Faksla gönderilen mesajların resmi yazıyla teyit edilmesi 5 gün içerisinde yapılması lazım. Çok gizli zarflar 2 zarfa konuluyor. Biri dışta, biri işte. Resmi yazının metin bölümü ile ilgili hangisi yanlıştır? Metne ilginin son satırından itibaren 3 aralık bırakarak başlanılmıyor. Resmi yazılarda başlık kağıtın üstünde ortaya geliyor. Resmi yazılar kayıt numarası neye göre veriliyor? Dosya planına göre veriliyor. Ne ile ilgiliyse artık. Resmi yazılarda nokta nokta yazıyı gönderen birimde ve veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Evrak kayıt numarası gönderen birimde veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numara. Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren üst ve alt ortaya vuruluyor. Resmi bir yazıdan örnek çıkarılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine aslının aynıdır ifadesi yazılıyor. Kamu mallarının özelliklerinden değil, trampa edilme özelliği değil. Ortak mallara örnek olarak kıyılar gösterilemiyor. Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabi. Kamu malları kamulaştırılamıyor. Kamu malları özel mülkiyete konu olamıyor. Bu üçü de doğru hepsi. Aşağıdakilerden hangisi devletin özel malları için yanlış bir şey ifadedir? Devletin özel malları bedelsiz olarak devredilemiyor tabii ki. Hangisinin devletin taşınır mallarını korumasına ilişkin hüküm mevcut değildir? Turizmi teşvik kanunu, kıyı, turizm cevaplar oradan atma gelsin. Yetkili bulunmayan kişiler hakkında bilgi olması halinde devletin güvenliği, milli varlığı tehlikeye düşüren bilgiye ne denir? Devlet sırrı deniliyor. Devam edelim. Hangisi personel güvenilirliğine ilişkin doğru bir ifadedir? Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye yalnızca yetki veren kişilerin bilmeleri gerektiği oranda erişebilmeleri için alınan tüm tedbirleri ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik soruşturmasına ilişkin yanlış bir bilgidir? Güvenlik soruşturması asli memurluğa atanmadan değil, aday memurluğa atanmadan önce yapılıyor. Kişi güvenlik belgesine ilişkin doğru bir bilgidir. Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilme veya bunların bulunduğu yer ve testlere giriş izni ifade eden şeye deniliyor. Kişi güvenlik belgesi. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gizlilik dereceli dokümandır? Hepsi. Tercümeler, basılı kağıtlar, fotokopi, film, fotoğraf filmleri, fotokopiler, telefon tersi görüşmeleri. Kontrollü evrak belgelerle ilgili izinsiz olarak tercüme ve teksir edilemiyor. Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının bütünlüğünün hepsine ne deniliyor? Milli güvenlik. Milli güvenliğin sağlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kim sorumlu? Bakanlar Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanıyor? 2 ayda bir. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirliyor? Cumhurbaşkanı. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararları kim uyguluyor? Bakanlar Kurulu. Devletin bekası güvenliğine tehdit, milletin refahına yönelik tehditlere karşı aldıkları tedbirlerin özelliklerinden değildir. Gizlilik ihlali. Gizlilik ihlali alırsa bu tedbir olmaz.
devletin bekasını güveniyle milletin refahına yönelen tehditlere karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangisidir? Bu da bütün bakanlık kurumların koordineli çalışması, eşgüdüm içerisinde olması. Hangisinde yazım yanlısı yapılmıştır? Türkçenin gücünü bilmek lazım. Burada yazım hatası varmış. Hangisinde yanlış yazılmıştır? Saat 3D yazılmış. O yanlış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Dün İstanbul'daydı. Daydı abi, ayrılmış. Oysa ki çekim şey. İstanbul, İstanbul'da yapım eki ayrılmaması lazım. Yok değil ama ayrılmaması lazım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu söz konusudur? Bardaklar kırıldılar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunda yok. İnsan bir kışını burada geçirse, virgül, yalnız müzik dinlese, virgül, yalnız bu yankılı havayı koklasa, 3 nokta olacak. Anlamcı olumsuzluk ifade eder. Ne doğan güne hükmün geçer, ne halden anlayan bulunur. Anlamsız olmuş, olumsuz. Yüklemi bakımından farklılık göstermektedir. Melek derslerine düzenli olarak çalışırdı. Bu farklı çalışmak, diğerleri isim. 3 günden beri uykusuzum. Uyumayı unuttum desem abartmamış olurum. Yastığa başıma koyup tatlı rüyaları dalmayalı ise neredeyse 4 ay oldu. Hangisine hiçbir noktalama getirilemez. Koyup tatlı rüyalara dalmayalı. 4'e getirilmiyormuş. Kesme işaretinin kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Kesme işareti bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konulur denilmiş. Ekten harften önce. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinde ekler yanlış yazılmıştır? TTK nun yazılmış. TTK nin olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D daha yanlış yazılmıştır? Ahmet de gelse iyi olacak. Burada D ayrı olacak. Virgül değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D daha bağlaç olarak doğru yazılmıştır? Cümleden çıkınca anlam bulunuyor mu? Kardeşini tiyatroya götürdü. Tiyatroya da götürdü. Doğru yazılmış Bursa. Uluslararası alanda kişinin hak öznesi kazanımı ne zaman olmuştur? İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluyor. 4 Temmuz 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ndeki şey hak, mutluluğa erişme, insan hakları düşüncesinin tarihsel evrimi, insan haklarının neticesinin sonucu olması, kazanımın ürünü. İngiliz hak belgeleri Magna Carta, Virginia Haklar Bildirgesi'nde yurttaşın hak ve özgürlüklerin temeli doğal haklar anlayışına göre. Aydınlanmacı düşünürlerden değildir. Düşünürlerden birisidir. Voltaire. Biz de bu soruyu değiştirdik. Hangisi değildir demişti İbn Haldun'un cevabı. Aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkilerin amaçlarından değildi? Tabii ki eleştirilmemesini sağlama halkın yönetimi. Aşağıdakilerin hangileri çağdaş kamu yönetiminin özellikleri arasında sayılmaz? Gizlilik. Halkla ilişkilerin işlevleri arasında değildir. Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması. Aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkileri tanımlar? Halklar ile ilişkiler iki yönlü iletişime dayalıdır. Halk sözcüğünü doğru biçimde tanımlar. Kuruluşa işi düşen herkes. Herhangi bir yeri değil. Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarından değildir. Politika. Aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkilerin anlatımları arasında düşünülemez? Vatandaşların şikayetleri kuruluşun halkla ilişkilerinin işlemediğini gösterir. Bu değil. Kim neyi hangi kanaldan kime hangi şeyle söyler formülü nedir? Lassway, Harold Lassway. TRT kaç yılında kurulmuştu? 1964. Aşağıdakilerden hangisi çatışmaları çözümleme kaydıyla kurulmuş mekanizmadır? Obtusma. Kitle iletişiminin bir özelliği değildir. İki yönlüdür. TRT ilk yayını nerede yapmıştır? Ankara. Hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir? Trampa edilebilirler. Hangisi ortak mal değildir? Kıyılar. Bunları tekrar. Kamu malları ile ilgili hangileri doğrudur? Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir. Kamu malları kamulaştırılamaz. Kamu malları özel mülkiyet konu olmaz. Hepsi. Devletin özel mallar için yanlış bir ifadedir. Özel mallar devlet bedelsiz olarak devredilebilir ifadesi yanlış. Devletin taşınır mallarını korumasına ilişkin hangisi mevcut değildir? Turizm kanunu ve bu yeni soru. Yukarıdakilerin hangileri devlet mallarının yargısal korumasına karşılaşılan sorunlar arasında yer almaz? Mevzuat eksikliğinin bulunması konuyla ilgili karşılaşılan sorunlar değil.
Tasarruf genelgelerinin kapsamında değildir. Kamuya yararlı dernekler kapsamında değil. Tasarruf önlemleri öngören düzenleyici mahiyette genelge çıkarma yetkisi hangi kuruma aittir? Başbakanlığa ait tasarruf önlemlerini çıkarma genelge. Gerekli teknoloji imkanları da kullanarak şifre kullanım veya santralden iptal gibi yöntemlerin telefonla mesai saatleri dışında yetkisiz kullanılması doğru değil. Hizmet araçları en kısa yoldan personel ulaştırmaya çalışıyor. Halkla ilişkilerin işlevleri arasında kuruluşlarla ilgili bilginin halkla aktarılması yok. Halkla ilişkileri söyledik. Kontrollü evrakın gizlilik derecesi çok gizli. Kontrolsüz evrakın gizli ve özel. Evrak ve belgeler taşıdığı gizlilik derecesine göre işleme tutuluyorlar. Resmi yazılar uygun sürede cevap verilmemiş durumda ilgili kuruma yollanan yazıya teklit yazısı deniliyor. Teklit. Teklit ediyorlar. Resmi bir yazıdan örnek çıkarılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine aşağıdaki ibarelerden hangisi yazılmalıdır? Aslının aynıdır. Soruşturmayı yapan yetkili disiplin kuruluna en az 7 gün olmak üzere memur asalım hakkı tanınıyor. 7 gün içerisinde ve 5 yıl sonra silinen uyarma ve kınama cezaları.